Thank <laughs> you. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet TV ekranlarından bütün izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimizle saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. İnsanlık gerçekten enteresan bir dönüm noktasının içerisinden geçiyor. Yeryüzünün bütününü etkileyen bir musibet, bir felaketin içerisinden geçerken nasıl davranacağımız konusunda ise zaman zaman kafa karışıklıklarının yaşandığına şahitlik edebiliyoruz. Mümince bir tavır böyle bir musibet anında nasıl olmalı? Sabır ne demektir? Tevekkül, tedbir bağlamında sabrı, tevekkülü, nasıl değerlendireceğiz? Böyle bir musibete karşı Müslümanın Müslümanca davranabilmesinin yolu ve yöntemi nedir? Bu soru çokça gündemimizde, tartışılıyor, konuşuluyor. Biz de bugün yine alanında uzman iki konuğumuzla insanlığın musibetlerle imtihanı karşısında sabrı, tedbiri, tevekkülü nasıl gerçekleştirebileceği ve bunun İslam tarihindeki örnekleri ve bugünün dünyasında sabrın, tedbirin ve tevekkülün nasıl olması gerektiği konusunu konuşmak üzere konuklarımızı hemen sizlere takdim edip ardından da farklı bakışın bu haftaki bölümünü açmak istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Ünsal hocamız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Biliyorum, iyi Teşekkürler. Ve Profesör Doktor Ömer Yılmaz hocamız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Şeref bulduk efendim. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, Ahmet Hocam şöyle bir soruyla programı açalım isterseniz. Ya, toplumsal bir felaketten e, bahsediyoruz. E, mutlaka ki e, biz belki uzun yıllardır böyle bir felaketle, böylesine <laughs> küresel bir felaketle ilk defa karşılaştığımız için sanki hiç olmamış insanlık tarihinde de ilk defa bizim başımıza geliyormuş gibi davranabiliyoruz ama toplumsal felaket dediğimiz şey insanlık tarihinde örnekleri de olan bir şey. Nasıl bakacağız? Toplumsal felaketlere karşı. Nasıl bakmalıyız? Evet, çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, faydalı bir program olmasını diliyorum. Evet, e, güzel söylediniz. Bizim için ilk ama insanlık tarihi için ne ilk ne son. E, biz bu tür olaylara, afetlere, musibetlere e, kendi zaviyemizden bakarız. Yani bir biyolog gibi bakmak zorunda değiliz. Bir psikolog gibi bakmak zorunda da değiliz. Bir tıp doktoru gibi ya da bir ne bileyim deprem olsaydı jeolo, jeolog gibi, sismolog gibi bakmak zorunda da değiliz. Biz kendi zaviyemizle olaya bakarız. Hı hı. Ee, bir kere elimizde kitabımız var. Bu kitap bu dünyayı yaratan, yaşatan, süre koyan, ömür veren, ömür sonlandıran, sınav bitince bizi alan... Allah'ın kitabı. Dolayısıyla onda olmayan hiçbir şey yok. İnanaley. Kitaptan haberi olanın da sürprizi yok. Yani bir sürpriz söz konusu değil. Bunlar doğal süreçler. Hiç şüphesiz bizim bu dünyada bulunuşumuz bir imtihandır. Cenab-ı Hak bizi farklı zaviyelerden imtihan eder, edeceğini de söylüyor açık ve net çok defa bir kez de değil ama e, ne tür imtihanlarla imtihan eder e, şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanlığın imtihanı bir sıraya konmuş gibi adeta yoklukla imtihan varlıkla imtihan doğal afetle imtihan mesela e, Efendimiz'in yaşadığı dönemdeki süreçler insanlığın yoklukla imtihan edildiği süreçlerdir. Hı hı. Gerçekten Resulullah Efendimiz'in hayatına baktığımızda Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben Resulullah'ın günde iki kere karnını doyurduğuna şahit olmadım diyor. Aylar geçerdi ki. Değil mi? Evimizde baca hani evet, diyor. Baca Enteresan bir hadis var. Efendimiz diyor, buyuruyor ki öyle bir gün gelecek ki insanlar bir tabak yemek yedikten sonra önlerine bir tabak daha yemek konacak. O da bugünü anlatıyor sanki hocam. Diyorlar ki ashabı kiram ve şöyle devam ediyor. Öyle bir gün gelecek ki insanlar Beytullah'a perde takar, örtü örter gibi evlerine perde asacaklar diyor. Ya Resulallah biz o zaman yaşasaydık bundan daha iyi değil miydi diyor ashab. Hayır diyor. Nimetin çokluğu Allah'tan uzaklaştırır. Binaenaleyh nimetin çokluğu Allah'tan, Allah'tan uzaklaştırır. Şimdi imtihan oldukça insan Allah der. Keyfi tıkır olunca kim bilir ne der. Bilmem anlatabildim. <laughs> evet. Evet. Şimdi birinci aşama yoklukla imtihan. Biz bugün istesek de Allah'a hamd olsun, şükürler olsun. Bu dönemde değiliz. Yani dünyanın geneli için söylüyoruz. Geneli yoklukla için. imtihan olan belki Yoksa, çok Tabii ki efendimizin yoklukla imtihan olduğu dönemde varlıklı insanlar yok muydu? Vardı. Kesinlikle vardı. Ama biz kendi mahallemizden olaya bakıyoruz. Hı hı. Şu anda varlıkla imtihan. Dolayısıyla belki o günün sahabilerine israftan bahsetmek, yani ne israf ya Resulallah belki derlerdi ama bugün insanı israftan bahsetmek gerekiyor. Toklukla imtihan dönemindeyiz. İnsanlar evlerine baksınlar, çoğunun evine buzdolabı, derin dondurucu, bazen ikinci buzdolabı, alınan kışlık, 3 aylık, 6 aylık gıda stokları bunlar neyi gösteriyor? Tokluk var ama doyumsuzluk var. Üçüncüsü ne? Felaketlerle imtihan. Hı hı. Bu da imtihanın bir parçası. Hani diyorlar yazılı sınavınız var, sözlü sınavınız var, bütünlemeniz var. Burada da böyle bir imtihan var. Doğal afetlerle imtihan da Cenab-ı Hakk'ın imtihan çeşitlerinden bir tanesidir. Evet, evet. Hiç şüphesiz. Şimdi e, mesela imtihan edecek mi Cenab-ı Hak? Edeceğim diyor. E, mesela Bismillahirrahmanirrahim. Vele bi şey'in minel havfi vel ve minel vel ve ve beşiris sabirin. Şanıma yemin olsun ki imtihan edeceğim. Neyle? Korkuyla. Korku vereceğim size. Korkacaksınız ciddi ciddi. Başka? Açlık çekeceksiniz mal kaybedeceksiniz. Can kaybedeceksiniz. Gıda kaybedeceksiniz. Toprak ürünlerini kaybedeceksiniz. Evet. Ya Muhammed sabredenleri müjdele. Bu benim tam. Yani şaşırdık mı? Yok. Şaşırmamak gerekiyor. Nitekim küçük bir parantez açayım izin verin. Efendimizin evet. ahirete irtihal ettiği gün ashabı kiramın adeti aklı başından gitti. Evet. Hiç görmemişlerdi böyle bir şey. Hiç tahmin etmiyorlardı bir gün gelir de Resulullah vefat eder diye. Hazreti Ömer, Koca Ömer bile bir kişiyi duyarım ki vallahi lev esma'u ahadan yezkuru anna Rasulullah katmat daraptuhu bi seifi hada. Bir kişi Muhammed Mustafa öldürürse öldürürüm. Ama dengesini kaybetmeyen bir kişi vardı. Hazreti Ebubekir. Bekir. ma Muhammedun illa Rasul, kad halat min qablihi rusul. Muhammed de bir peygamberdir. Ondan evvel peygamberler geldi geçti. Işte. Efe immate, ölürse öldü. E ondan öncekiler de öldü. Bu da böyle bir doğal süreçtir. Dolayısıyla kontrol her zaman dünyada Cenab-ı Hak'tadır. Ve biz her zaman imtihana tabi olanlarız. Binaenaleyh acaba bu ne oldu ne gitti? Yok süreç belli. Allah Teala tabii ki tedbiri konuşacağız. Onu birazdan konuşacağız. Onda hiç şüphemiz Sabrı yok. Sabrı konuşacağız. Ama, ama şunu bilelim. Azrail'in listesine girmediğiniz sürece ölmezsiniz. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ediyorum Anlatabildim hocam. Anlatabildim mi? Çok iyi anlaşıldı. Evet. Ee, birazdan devam edeceğiz. Evet. Ee, konunun detayları çünkü evet, çok fazla. Var. Var. Ee, bu manada ben hocama e, İslam tarihinden bir örneklik bize aktarabilir mi sorusunu evet. soracağım. Şimdi e, Ömer hocam İslam tarihinde özellikle de asr-ı saadete doğru bir gittiğimizde, Hulefa-i Raşidin döneminde böylesine salgın hastalıkların, vebaların örnekleri var mı ve bu manada e, bize o günden aktarabileceğiniz bir prototipimiz var mı elimizde? Efendim teşekkür ederim. Hem davet ettiğiniz için hem de güncel bir konu. İsterseniz ve müsaade ederseniz sözlerime bu hadisede vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, hasta olan kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ve canla başla özellikle sağlık personeli başta olmak üzere diğer ekip kim varsa insanlığın hizmetine koşuşturan, halka hizmeti hakka hizmet kabilinden gören vatandaşlarımıza, kardeşlerimize huzurunuzda canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bu hastalığı, küresel olan bu hastalığı kısa sürede önce ülkemizden sonra müteakiben İslam ve insanlık aleminden çok kısa sürede bertaraf etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizim kuşak yani 50-60'lı yaşlarında olan kuşak için gerçekten şu ana kadar hiç görmediğimiz, karşılaşmadığımız olağanüstü bir hastalık, daha doğrusu bir felaketle karşılaştık. Komplo teorilerini hiç sevmem. Kıyamet senaryoları yazmaya da hiç gerek yok. Şu şu zamanda efendim bunlar kıyamet alametleridir filan gibi bizim gibi akademisyenin demesine de hiç gerek yok. Bunlar gereksiz şeyler şu anda. Buradan biz aklı selimle bir, bir musibet bin nasihattan evladır fehvasınca kabilinden acaba bir takım dersler çıkarabilir miyiz? Bizler nerede hata yaptık? Gibi bir analize tabi tutmakta fayda var. Muhterem hocamın dediği gibi biz bir biyolog değiliz. Biz tıp uzmanı değiliz. Hiç şüphesiz kendi zaviyemiz, iştigal alanımız daha ziyade din ve ilahiyat olunca ya da diyanet camiası olunca hiç şüphesiz perspektifimiz bakış açımız, eksenimiz din olması lazım. Bahusuz Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette buyrulur ki ve asa entekrahu şeyen huve hayrul lekum. Ve devamında da devam ediyor tabii. Ve asa entuhibbu şeyen huve şerrul lekum. Bakara 216. ayette sizin şer gibi gördüklerinizde hayır, hayır gibi gördüklerinizde şer olabilir hı hı. diyor kısaca mali budur. Dolayısıyla biz müminler, Müslümanlar hattizatında salt kötülüğün olmadığına inanan insanlarız. Bunlar mutlaka bir hikmeti vardır. Kabilinden görürüz. Evet. Hikmet Sufiler, önemli bir kavram. Sufiler daha ziyade bunu celal içre cemal derler. Cenab-ı Hakk'ın cemal ve celal sıfatı var. Gazap ve rahmet sıfatı var. Bazen gazap sıfatı galip gelir. Bazen de merhamet sıfatı galip gelir. Ama tasavvuf erbabı, ehli irfan, Anadolu insanı bunda da bir hayır vardır. El hayru fima vaka'a zaviyesinden bakmayı yeğlerler çünkü başka yapacak bir şey de yoktur. Müslümanın şeyi ideali şudur. Bir hayırla karşılaşırsa şükreder, başına bir musibet gelirse sabreder, üçüncü bir alternatifi yok. Hadis-i şerifte de değil mi müminin haline hayret edilir. Evet. Bu sizin yani dediğiniz Yani efendim söylenir. isyan etmenin bir anlamı yok. Kime isyan ediyorsunuz, neye isyan ediyorsunuz? En neticede bundan ne elde kar, ede, ne kar elde edeceksiniz? Evet. Bu mümkün değil. Şimdi zat halinizin sorusuna gelecek olursak, İslam tarihinde böyle hadiseler vuku bulmuş mudur? Hiç şüphesiz bulmuştur. İslam tarihinden önce de vardır. Ama bizi ilgilendiren İslam tarihidir. İlk veba ya da taun dediğimiz bu pandemi hastalığı yani bu küresel hastalık tıp diliyle bunun adı artık neyse 627 yılında Medain şehrinde ilk defa vuku buldu. Cenab-ı Peygamberin Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye teşrifinden 3-4 sene sonra evet. 627 yılında vuku buldu. Esas İslam tarihini meşgul eden hadise Amvas hadisesi dediğimiz Hazreti Ömer'in hilafet zamanında Şam'da meydana gelen Serk denilen bir yerde vuku bulan bir hadiseden bahsediyoruz. Veba hadisesi evet. ya da eski adıyla taun hadisesi her neyse. Şimdi burada Ebu Ubeydullah bin Cerrah başkomutan olarak devletin efendim şehirlerini kontrola giden, teftişe giden Hazreti Ömer'i yolda karşıladı ve dedi ki ey halife-i Müslümin Şam'da veba var dedi, veba hastalığı var dedi. O zaman Hazreti Ömer Gitmeme kararında kaldı. Yani bir kafile var. Ensar'ın ileri gelenlerini çağırdı. Ne dersiniz bu konuda? Bir fikir ileri sürdüler. Ey muhacir topluluğunun ileri gelenleri siz ne dersiniz? Onlar da bir fikir ileri sürdü. A, ey akil insanlar efendim siz ne dersiniz? Ortada bir mesele var. Bir Başkomutan böyle söyledi. Ama bir halife artık zırhını kuşanmış ve yola revan olmuş. Zordur tek, tekrar halifenin geri dönüşü ama gönlü gitmeme taraftarıdır. Ve ihtilaf baş gösterdi. Kimileri dedi ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum dedi. Başta Ebu Ubeyde olmak üzere. Ne yazık ki onlar da rahmetli oldu. Muaz Bin Cebel de rahmetli oldu. Eyvallah. Dolayısıyla ambas hadisesi 30 bin kişinin o zamanki nüfus şartlarını dikkate alırsanız ...gerçekten Müslümanlara çok pahalıya mal olan... ...bir salgın hastalıktır. Efendim rivayet ederler ki... ...Şam Emevi Camisi'nde bir vakit namazda... ...15 cenaze namazı kıldırılmış... ...15 cenaze kalkmış. Daha sonraki bir hadise var... ...Basra taunu var... ...70 bin kişi vefat etmiş. Mısır'da yine baş gösteren İslam tarihi açısından... ...tabii söylüyorum... Hı hı. ...bir veba hastalığıyla baş başayız. İlginçtir... ...İbni Esir denilen tarihçi... Bu veba hakkında tıbbın henüz o dönemde gelişmediğini de dikkate alırsak sadece bu eşyaya, elbiseye ulaşmakla, ilişmekle insana sirayet eden bir hastalık değil diyor. İnsanların nefesinden geçen bir hastalık diyor. Çok enteresan İbn Esir gibi bir tarihçi evet. bu hastalığın tanımını böyle yapıyor. Efendim madem ki ambas hastalığı dedik, bahusus esas temayüz eden İslam tarihinde, Bizi ilgilendiren bu veba salgının biraz daha isterseniz müsaade ederseniz içeriğine de çok Bilmiyorum. detaya girmeden temas edeyim. Evet özetle. Hazreti lütfen. Ömer bu durumda kalınca biraz önce söylediğim durumları arz etti. Ebu Ubeyde bin Cerrah pek hoşuna gitmedi ama dedi ki bu nasıl kader olur? E peki siz devenizi, develerinizi, deve sürünüzü bir vadiye getirirseniz Vadinin bir kısmında ot yok, bir kısmında da gayet mümbit yeşil arazi var. Siz acaba develerinizi hangi bölümde efendim otlatmak istersiniz dedi. Makul bir cevap arıyor. Bunu ondan beklemiyordu. Yani Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi birisinin tevekkülü böyle anlaması gerçekten ilginç. Siz dedi bu kader midir yani sizin develerinizin otlağı olmayan bir yerde onu efendim otlatmanız makul mü dedi hı hı. keşke siz bunu söylemeseydiniz sizden ben bunu beklemezdim dedi bereket ki sahabinin büyüklerinden Abdurrahman bin Avf imdada yetişti ve bugünkü moda tabirle son noktayı koydu Neydi durun bu? ey ahali dedi ey halife-i müslümin ve diğer arkadaşlarına ben bizzat bu kulaklarımla Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini duydum Dedi Abdurrahman bin Af. nedir? Bir yerde veba hastalığı varsa oradakiler dışarı çıkmasın. Yani bugünkü karantina herhalde hı hı. ya da korunacak. Karantina artık. hocam karantina. 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 Türkçesi bu. Ve oradakiler dışarı çıkmasın. Dışarıdan gelen, hariçten gelenler de veba hastalığının bulunduğu şehre girmesin dedi. Ve Abdurrahman bin Avf Son noktayı koymuş olduk. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Ahmet hocam şimdi siz az önce çok güzel bir girişle ifade ettiniz. Hocam da bir örneğini bize e, güzel bir şekilde anlattı. Peki e, sizin az önce girişte ifade ettiğiniz o toplumsal felaketlerin sebebi, ne? sebebi nedir sebebi hocam? E, neden olur yani? Evet çok teşekkür ediyorum. E, bir kere Kur'an-ı Kerim'in bize... Anlattığı şekliyle baktığımızda birkaç tane ayet hemen sıralayabilirim. Mesela Şura suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ma asabukum min musibetin febime kesebet eydikum. Yani başınıza gelen bu musibetler, bu felaketlerin sebebi sizsiniz. Yani durduk yere ben bu felakete izin vermiş değilim. Ama ben razı olmadan, ben murad etmeden de hiçbir şey olmaz. Fakat sebebi ne? Sizsiniz. İnsanoğlu. ol. Mesela bir başkası ayet yine Rum suresi 41. ayet. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet ey dinnas. İnsanların kendi yapmaları yapıp etmeleri sebebiyle ne oluyor? Karada ve denizde. Henüz o gelmedi Allah muhafaza yavaş yavaş oluyor. Denizde bir felaket musibet başlayacak. Peki bu niye var? Bu felaketin fesadın sebebi bu elinizde yaptığınız bozgunluk. Nedir? DNA'larla oynuyorsunuz, GDO'lu ürünler üretiyorsunuz, hububatı ifsad ediyorsunuz, insanların genleriyle hayvanların genleriyle oynuyorsunuz sürekli sürekli evet. siz evet. bozuyorsunuz evet. fesat çıkarıyorsunuz. Yani şimdi e, buğdayın orijinal buğdayla sonradan gelen buğdayın farkı var. Etlerde otobur hayvana yemlerle et kemik kan türü şeyler yediriyorsunuz hayvan mideyi, bunu hazmetmiyor ne oluyor bu sefer? kilo yapıyor. Sonra Sünnetullah'ın Hayvan, dışına taşıyor. Sünnetullah'ın dışına çıkıyorsunuz. Peki ne oluyor? Her yaptığınız suçu ben cezalandırmıyorum ama bir kısmını da cezalandırıyorum. Niye? Çünkü buradan birileri karlı çıkabilir. Onu geleceğim. Şimdi üçüncüsü de Buyurun. Nisa 79. Ve evet. me asabeke min hasenetin fe Allah ve me min seyyetin fe min nefsin. Kendinden kayıp. Peki neden? Hocam o de isterseniz mealini verin verelim. Tabii. Şimdi sana gelen hayır varsa hasenetin Allah. Allah'tandır. Lütuftur bu. Yani niye lütuftur? Ee, çünkü normalde kul diyor. Allah'a hakkıyla kulluğu beceremez ama ettiği kadarıyla Allah ona lütufta bulunur. O yine Allah'ın sürekli, Allah sürekli lütfeder. Evet. Yani siz kafanızda 50 şeyler... namaz kılarsınız ama yine Allah sizin namazınızı kabul eder gibi. asa min seyyet ama kötülük senin kendinden kaynaklanan sebepleri sen e, oluşturuyorsun. Evet. Şimdi bilindik bir hadiseyi paylaşmak istiyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez konuşması değinmişti. Malumuz 1258'de Bağdat'a kim geldi? Hülagü geldi. Evet Hülagü. Moğollar. Moğollar geldi. Halifeyi öldürdüler keçeye sarıp değil mi? Yani böyle kan, mürekkep oluk oluk aktı. Ve dedi ki en aliminiz kimse gelsin. Hülagü Bağdat'taki en alimi çağırıyor. Gelsin hesaba çekeceğim. Bir şey soracağım bakalım ona. Tabii kimse çıkmaksız. Kadıhan da 20 yaşlarında bir delikanlı. Bizim e, Hanefi fakihi. Evet. Müştehit. E, giderken de biliyorsunuz yanına bir deve götürüyor. Bir keçi götürüyor. Bir de horoz götürüyor. Kadıhan'ı görünce diyor ki bu, bu kim diyor ya? Bu en alimi o, bu buldular. mu? Ha. 20 yaşında bir tıfıl diyor. Eğer biri bir yani. şey istiyorsan dışarıda deve var. Hı hı. Sakallı ihtiyar istiyorsan keçi var. İyi ses istiyorsan horoz var. Ama bana sorabilirsin ne istiyorsan. Söyle bakalım. Beni buraya getiren nedir? Hülagü bunu soruyor. Hülagü bunu soruyor. Bu musibetin koca bir devlet yıkıldı orada. 1258 Abbasi Devleti'nin yıkılışı. Evet. Nedir bu? Nedir beni buraya getiren? Seni buraya getiren biz bizim amellerimizdir. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup makam... Mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni bize gönderdi der. Peki beni buradan kim gönderebilir? Kadıhan, o da bize bağlı. Özümüze dönüp de ne kadar kısa zamanda toparlanıp... ...bize verilen nimetin kıymetini bilir, zevk ve sefadan, israftan zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın. Yani demek ki musibetin sebebi yine biz kendi ellerimizle hani kazandık. Uhud Savaşı'ndaki mağlubiyeti bir yıl sonra asap soruyor. Neden kaybettik? Allah bizden yana, peygamber bizden yana, kitap bizden yana. Mekkeliler bizi niye yendi? Evelemme asabetkum musibetun. Kad asabtum misleha kultum <laughs> Diyor ki Cenab-ı Hak bu musibetin sebebi sizsiniz. Neden? Söz dinlemediniz. Eyvallah. Peki söz dinlemediğimiz zaman burası çok önemli izin verin. Lütfen. Sadece söz dinlemeyenlerin başı belaya giriyor. <laughs> ha, o da diyor ki Cenab-ı Hak teku fitneten la tusibenne lladine zalemu minkum Yani o musibetin sebebi birileridir ama bina yıkılınca herkes altında kalır. Evet. Peki o zaman ne olacak? Mesela Sodom ve Gomorra var helak edilen biliyorsunuz. Evet. Orada İçinde ahlaksızlık insan yapan, yoktu. ahlaksızlık yapan 30 küsür kişi. Ama Sodom'un nüfusu 250 bin, Gomorra'nın nüfusu 250 bin. Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Gittiğimde 80 bin kişi teheccüd namazı kılıyordu. Buna rağmen Allah hepsini helak etti. Neden? Kötülükle mücadele etmedikleri için. Peki sonra ne olacak? Bu musibet işte hocamızın az önce bahsettiği Ebu Beyde bin Cerrah'ın peşinden Muaz bin Cebel'in ısrarla orada kalmasını istemesinin sebebi ne? Bu Efendimizin duasıydı diyorlar. Çünkü bu afetler aynı zamanda şehitlik mertebesi de sağlar. Kim için? İyiler için. Kötüler için ne olur? Şimdi bu bir fitne. Fitne iyi insan için imtihan, kötü insan için azap anlamına gelir. Binaenaleyh bu gelecektir. Biz bir Kur'an okuyorsak birileri diyor ya dua ile bu iş olur mu? Senaryoyu yazan duanız olmasaydı benim sizinle hiç işim olmazdı diyor. Kul ma ya'budu bikum rabbi. Levla duaukum. Allah'a rüşvet mi teklif edeceksiniz bunu durdurmak için? Evet. Ne yapacaksınız? Duadan başka Allah'a dua edilir. Allah'a sığınmaktan başka başka benim sizinle hiç işim olmazdı diyor De ki, Değil mi? Onun için dua ile iyiler bu musibetten çarlı çıkarlar fitnedir ama kötüler azapla çıkar. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşaret ettiğiniz bir nokta var onu Ömer hocama soracağım ama izleyicilerimize şöyle bir hatırlatma yapayım. Efendim programımız boyunca arkadaşlarımızın da altyazılarda size... Ekranımızdan iletmiş olduğu e, sosyal medya hesabından, mail adresinden bize sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda da e, kanalımızın sosyal medya mecralarında paylaşılmış olan canlı yayının altından etiketlemek usulüyle de programa canlı bir şekilde interaktif olarak katılım sağlayabilirsiniz. Görüşleriniz, sorularınız bizim için değerli. Biz de programımızın süresinin el verdiği kadarıyla sizlerden gelen soruları hocalarımıza iletme imkanı bulacağız. Hocam Ömer Hocam, Ahmet Hocam'ın ifade ettiği bir nokta var. Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Muaz bin Cebel'in anmas vebasında hayatını kaybeden sahabilerle ilgili olarak da, ey insanlar, bu hastalık sizin için rahmet, Peygamber Peygamberiniz Muhammed'in duası sizden önceki salihlerin de ölüm sebebidir. Ebu Ubeyde kendisi için Ebu Ubeyde diyor. Muaz Bin Cebel de, Muaz Bin Cebel. Allah'ın bundan kendisine bir pay ayırmasını, ailesini bu rahmetten nasiptar kılmasını diler diye bir ifadeleri var. Bunu nasıl anlayacağız hocam? Şimdi efendim yani bazen hadis metin olarak duruyor ama hükmü biz buna nesih diyoruz. Hı hı. Yani bildiğiniz gibi Cenab-ı Peygamber'in Hanımlar için bir mezarlık yasağı vardı. Hadis hı hı. var. Ama ortadan bir takım sebepler kalktıktan sonra tasih mahiyetinde ruhsat çıktı. O hadis de var. Bahse konu ettiğiniz sözleri ifade eden hadis Buhari ve Müslim'de var. Evet. Buradan hareket ederek ikinci hadisin hükmünü ne yapacağız? Veba olan yere girmeyin. Evet hocam. Bu dediğim gibi bir sebebi var, bir altyapısı var, arkesi var hinterland dediği şeyler var. Şimdi bildiğiniz gibi kitabımız Hazreti Kur'an'da bir takım kavimlerin helak olmasından bahsedilir. Bunu hocam da biraz önce söyledi. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Firavun, Res kavmi, Ashab-ı Uhdud, Ashab-ı Hicr şeklinde Kur'an'da diğer peygamberlerin kıssalarına yer verilir. Kulakları çınlasın Kur'an'ı tartışmaya açanların ya da Kur'an'daki kıssanın günümüzde ne getirisi var diyenlerin işte bu getirisi var. Buradan ibret almak lazım. Cenab-ı Peygamber'e Allahu Teala Cebrail vasıtasıyla bu mesajları iletirken bir takım bir şeyler söylemek istiyor galiba. Orada affedersiniz cenab Hak boş şey söylemez, abes şey söylemez. Kur'an'daki kıssaları bir de bu zaviyeden ele almak lazım. Ki hele güncel hadiselerle siz bunu buluşturduğunuz zaman gerçekten tazeliğini, terü tazeliğini yeniden keşfediyorsunuz. Şimdi buradaki at kavmi eğlence ve lükste sınır tanımayan bir kavimdir. Fuhşiyat da her türlü rezaletin baş gösterdiği bir kavimdir. Şimdi siz ne demek istediğimi anladınız. Nereye gelecek söz? Evet hocam. Ve bunlar o dönemin süper güçleri. At kavmi. Yani kayadan evler yapıyorlar. Şatolarda oturuyor bu insanlar. O zamanın şartları içerisinde gerçekten çok şımarık ve zengin bir millet bunlar. At kavmi. Onlardan sonra gelen Semud kavmi, onların atalarıdır zaten atlar. At kavmi Semud'un atasıdır. Onlarda Salih peygamber gönderildi, onu da dinlemediler. Aynı çılgınlığı, taşkınlığı onlar da yaptılar. Sonra gelen kavimler var, Res kavmi var. Onlar da kuyular açtılar ve maden ocakları işlettiler. O zamanın şartları için söylüyorum. Firavun gibi birisi var piramitten evler kurdu. Yani at kavmini İrem bağları, Semut kavmini yaptığı şatolar, efendim Firavun'u da yaptığı, inşa piramitler. ettiği piramitler kurtaramadı ve bu günah yüzünden toptan helak oldular. Cenab-ı Peygamber bunu bildiği için çok üzüldü. Ya Rabbi benim ümmetime toptan bu şekil adı kötüyle anılacak fuhşiyat ve menhiyatla özdeşleşecek günahlarla onların canını alma. Ya onların canını taan ile al, taan dediği şehit olmak, yaralanmak manasına gelir Arapçada taan kelimesi ya da taun ile al diye bir duada bulundu. Yani böyle ölmektense Peygamberinizin onursuz Peygamberimizin duası tabi, bu demek. Tabii onursuz, ahlaksız şeylerle anılarak helak edilmektense benim kavmim ya doğal afetler sonucunda canını Allah'a versin ya da dediğim gibi savaşlarda şehit olarak onuruyla vefat etsin şeklinde bir duası. Bunlar bazıları için azap olabilir dedi zaten peygamberimiz Anladım. ama evet. diğerleri için bu şehitlik mertebesindedir diyerek Cenab-ı Peygamber buna işaret etti. Bu nedenle depremde vefat edenler, kaçınılması mümkün olmayan bu tür hastalıklarda, olağanüstü durumlarda vefat edenler, efendim denizde boğulanlar, yangında değil mi hocam? Siz İslam hukukçusunuz. Şimdi hocam onu soracağım evet, hocam. Onu bunlar onu şehit hükmündedir. Cenab-ı Peygamber'in duası da budur. Ve Peki Allah'ın bu... rahmeti nedir hocam burada? Ebu Ubeyde bin Cerrah ya da Muaz bin Cebel'in ailesini bu bundan kendisine bir pay alım ayırmasını dilerim Allah'tan duası. Ya burada o, o rahmet mi? O bahsettiğimiz evet, evet, şey mi tabii, rahmettir? Yani bu Cenab-ı Hakk'ın merhametidir. Yani netice itibariyle biz bunda şer gibi bir takım hususlar görebiliriz ama Cenab-ı Hak belki telafisi gayrı kabil ve bizi ebedi alemde daha da perişan edecek. Belki bizi cehennemde iskan edebilecek bir duruma sokmaktansa Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hiç olmazsa ya ta'an ile ölelim ya da ta'un ile ölelim. Ya Burada Hadi, bu hastalığa yakalanmak gibi bir dua değil. Hayır efendim yani böyle bir şey olur mu? Ölümü temenni etmeyiniz diyor peygamberimiz. Yani evet. hastalık ya Rabbi bize hastalık gönder. Böyle bir dua olmaz. Ama fil vaki de facto olarak bu gibi olaylar Var. Reel hayatta var. Evet hocam. Dolayısıyla İslam bunları davet etmiyor. İslam bunlar geldiği zaman nasıl bir şekil almamız evet. gerektiğini, nasıl bir tavır almamız gerektiği konusunda çözüm üretiyor. Çok güzel hocam. Çok iyi anlaşıldı. Sizden önceki salihlerin ölüm sebebi de tam da bunu işaret etmiş oluyor. Ee, peki eh, Ahmet hocam bir İslam okucusu hocam da oranın altını çizdi, vurguladı. Evet salgın hastalıklarda bir İslam okuçusu olarak hayatını kaybedenleri nasıl değerlendireceğiz? Bu konuda sahabe-i kiram ya da efendimizden bize ulaşan neler var? Evet, şimdi e, teşekkür ediyorum. E, hocam çok iyi bir yerde bıraktı gerçekten. Burada bazıları e, o soruya cevap vermeden şöyle Ya ölmenin neresi iyi? Diyebilirler. Diyebilirler. Bakın e, biz Müslümanca düşünmek zorundayız. Biz bu hayatı cennet olarak yaşamıyoruz. Bizim cennetimiz öldükten sonra. Bunu kabul ederler, etmezler, akıllarına yatar, yatmaz ayrı mesele. Ama biz burada imtihan için varız. Bazıları imtihandan erken çıkar. Bazen tek soruyla hoca sınıfı geçirebilir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Bazıdan da 50 tane soru sorar. Yani uzun yaşar. Aa ne diyor ya bu adam? Önemli olan bu sınavı geçmektir arkadaşım. Az ya da çok. Biz ahirete inanıyoruz. Yani kısa ya da Biz uzun yaşam bu bir şey ifade etmiyor. Evet bazen amiyane bir ifadeyle grup indirimleri oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Belli günler marketler üçte bir fiyatına indir veriyor bazı şeyleri. Doğru mu? Evet tabii. Bir anda o sabah erkenden kuyruk oluyor. Ya şimdi Allah Teala bu zulme. O zulüm senin zaviyendendir. Allah kontrolü elden hiçbir zaman bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamak gerekiyor. Allah Teala bazen ne yapar? Mazlum kullarını zalimin eliyle ahirete alır. Hem onları günahsız alır, hem de onu yakanı hesaba çeker. Anlatabildim mi? Yani Şimdi zalimin zulmünü derinleştirirken evet. onu cehenneme daha çok yaklaştırırken mazlum için ise bu cennet sebebi oldu. Evet. Cennet vesilesi. Yani çünkü ne oluyor? ve <laughs> men kutile mazlumen şehit bülü aleyhissalatü vesselam. Mazlum olarak ölen, öldürülen kimse nedir? Şehittir. Şimdi kimin ne günahı var? İşte bugün e, güvenlik personelimizden bir tanesinin şehitlik haberi aldı. Sağlık personellerimizin kendileri hastalığa yakalanıyor. Bunların ne suçu var? İşte falanca münasebetle havadan bilmem şuradan her yerden mikrop geçebiliyor. Bu insanların bu anlamda bir günahı yok. Peki o zaman ne olacak? Mazlum olarak öldükleri için şehit olacak. Şehit olacak. Şimdi tekrar ediyorum, birileri iyi o zaman ben de gideyim intihar edeyim. İntihar edemezsin efendim. O intihar edersen o başka bir kategori. E birazdan konuşacağız. Tedbir almak tedbir. zorundayız. O evet. ayrı mesele. Ama her şeye rağmen tedbir takdiri bozmuyorsa, tedbir takdiri bozmuyorsa tüh demenin de bir anlamı yoktur. Bu da şehadet demektir. Evet. Peki ölenleri hocam bu zaviyeden bakınca. Eğer bu musibetin Allah'tan geldiğine inanıyorlar ise evet. mümin olarak öldülerse bu şehit olurlar. Eyvallah. Ama bu ya ne Allah var kardeşim bu biyolojik bir olay ya derse hocam, onlara biz şehit şey diyemeyiz kimse kusura bakmaz. Peki hocam şunu sorayım o zaman. ilahi perspektiften bakınca bütün bu musibetlerin amacı nedir? Belki cümleler içerisinde geçti evet, ama evet. özellikle altını çizerek bu soruyu sormak istiyorum. Amacı nedir bu musibet? Şimdi aslında bütün imtihanların çok basit bir e, amacı var. Hani Cenab-ı Hak diyor ya Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Allah bazen bir sivrisinekle örnek verir diyor. Evet. Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi O bir sivrisinek bazılarını saptırdıkça saptırır, azdırdıkça azdırır ama bazılarında hidayetine vesile olur. Şimdi bazen bir musibet bin nasihattan evladır. Doğru mu? Evet. Çünkü biz arada bir böyle bir silkelenmediğimiz zaman ne yapıyoruz? Cemaatle namaz kılamıyoruz. Doğru mu? Camide. Şu anda kılamıyoruz. Ama eskiye nazaran 10 kat insanlar evde cemaatle namaz kılmaya başladılar. Eskiden tek başlanak kılar. Kıymet elden gidince sarılıyoruz. Değil mi? Kıymetini anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şimdi yüzdelemeye bakın bakalım okunuş düzeyi ne alemde. Allahu alem artmış. Değil mi? Niye? Çünkü baktılar ki her şey boşmuş ya. Bir mikrop Adamın hayatını baştan sona değiştirebiliyormuş. Hani Cenab-ı Hak Kur'an'ın kendinde diyor ya onlar derler ki ne zaman gelecek bu kıyamet? Bırakın kıyameti Az Azra, Cebrail'in bir narasıyla ölürsünüz korkudan diyor. Anlatabiliyor evet. muyum? İşte bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın vaadinin hak olduğunu gösterir. Dolayısıyla ibret alan Efendimizin ifadesiyle buradan karlı çıkar. Alamayan için de hüsran olur. Allah muhafaza. Evet. İbret alanlardan eylesin Rabbimizi Amin. diye Amin. dua edelim. Ee, Ömer Hocam, şimdi buradan tedbire gelelim isterseniz. Tedbir dediğimizde neyi kastediyoruz? Ee, İslami manada, dini manada tedbir ve takdir çizgisini e, nasıl ayırt edebiliriz? Çok ince gibi görünüyor o çizgi. Ee, bunu bizim için biraz açar mısınız lütfen? Efendim teşekkür Tedb tedbir ederim. Tedbir, yani tedbir evet. kelimesi Arapçada tabi mastar olarak felakete, hastalığa yol açmamak, Kamuya, topluma zarar vermemek için akıllıca davranmak demektir. Tedbir. Evet, çok tekrar çok ediyorum. Çok güzel bir felakete, şey. Felakete, hastalığa yol açmamak. Tam da güncel. Evet. Efendim, topluma zarar vermemek için akıllıca diyorum bakın. Bir tasavvuf hocası olarak söylüyorum hem de bunu. Evet. Akıl bizde <laughs> pek geçerli bir şey değildir ama. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Bak, yani, yani biz evet çok menkıbe kültürüne alışkın bir insanız. Yani neticede öğrencilerde onu anlatıyorum aklında bir sınırı var, hududu var ama burada basa basa söylüyorum. Şu anda akıllıca davranmanın zamanıdır, zeminidir. Bunun başka lamı cimi yok. Efendim tedbir demek budur. Akıllıca davranacaksın kardeşim. Peki biraz önce dediğiniz gibi tedbir takdire engel midir değildir. Bir örnek vereyim. Lütfen. Amr bin Ümeyye diye bir sahabi Cenab-ı Peygamber'e geldi güzel insana. Ya Resulallah dedi kaynak o. Şimdi kaynak gitti. Ümmeti Muhammed tesbihin tanesi gibi imamesiz kaldı. Darmadağın bir sürü ihtilaf var. Kaynak meseleyi çözüyordu. Ya Resulallah devemi bağlayayım da mı ibadet edeyim? Bağlamadan mı ibadet edeyim? Çok meşhur bir hadistir. Önce deveni bağla. Ketbir bu yani. Sonra ibadet et. Bu müsaadenizle biraz latife gibi gelir ama benim 3-4 bisikletime mani oldu. Almanya'da din görevlisiyim. Cami ile evim biraz uzak. Bon Bonbat Kodesberg'de din görevlisiyim. Orada bir bisiklet alıyorum, geliyorum arası vakitler dar diyerek oraya bırakıyorum. İnancım şu yani. Diyorum ki ya Almanya'da herhalde insanlar tevessül etmez bu gibi şeylere. Hoca bisikleti bağla diyorlar. Bak çalarlar. Ben de diyorum ki caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur diyorum. Hakikaten 4-5 tane bisikletim gitti. En sonunda nihayetinde ne takdir edersiniz bilmiyorum ama zekamı geliştirdim. Orada bisikletin tekerleğini bağladım ama bu sefer omuzunu alıp gitmişler. Yani orada tekerleği bırakmışlar. Yani tekerlekle beraber götürmüşler. <laughs> yani şey yok. Demire bağlamamışsın. Zekam o kadar şey yaptı. Şimdi Almanların güzel bir sözü var. Laf lafa açıyor. Eğer bir adam konuşuyor da onun ne demek istediğini anlamıyorsanız, ne dediğini anlamıyorsanız bilin ki o profesördür diyor. Bazen biz çok üst perdeden konuştuğumuz için insanlar halk bizim ne demek istediğimizi anlamıyor. Anlatamıyoruz. Halkın içerisinde fil dışı kulede oturduğumuz için empati yapamıyoruz. Biz biraz da diyanet camiasından geldiğimiz için kürsülerden biraz daha alışkınız bu gibi durumlara. Evet. Deveni bağla ondan sonra ibadet et dedi. Ya önce tedbir ya sonra önce tevekkül. Tedbir, sonra dediğiniz gibi tevekkül. <laughs> Efendim ilginç bir ayet var. Kul bu tedbirini yerine getirecek ve kuldan önce hareket olacak. Cenab-ı Hak Cebrail vasıtasıyla Hazreti Meryem'e dedi ki Ve huzzi ileyki bi ciz'in nakliti hüsaqit aleyki rutaben cenniye bu nerede geçiyor Meryem 25. Evet. ayette evet. geçiyor hurma dalını silkele ki üzerine yaş hurmalar dökülsün yani Allah onları yani doğrudan efendim, dökemez miydi da, dökerdi yani amiyane tabirle armut piş ağzıma düş diye bir felsefe yok dünyanın hiçbir tarafında yok hiçbir dinde yok sadece İslam'da değil başka dinlerde de yok kuldan hareket olacak Allah'tan bereket olacak. Öğrenci bazen diyor Ömer hocam diyor ne olursun himmet et diyor. Sizin diyor tasavvufi boyutunuz da var. Ben de ona diyorum ki gayret edeceksin. Yazılı kağıdında soruya hiçbir cevap vermediysen hocanın himmet etmesinin bir anlamı yok. Önce gayret edeceksin hoca sonra himmet. Kuldan önce hareket olacak Allah'tan bereket olacak. Bunu bir örnekle Mahiriz rahmetli hocamız. Hocalarımızın hocası Allah rahmet, eylesin. Allah rahmet eylesin tasavvuf diye bir kitabı var diyor ki bu gibi durumlarda evinin kapısını açık bırakarak hırsıza davetiye çıkaranlar Allah'a bekçilik teklif etmiş olurlar diyor. Tamam. Ya Allah'ın başka işi evet. yok mu kardeşim? Cenab-ı Hakk'ın bir sürü işi var. Yani Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş, ketbirini sen alacaksın. Tarlayı sen ekeceksin, sen gübreleyeceksin, yabani otlarını sen ayıklayacaksın. Cenab-ı Hak ondan sonra oraya bereket verecek. Senin sorumluluğun nedir? İradeyi cüz'iyen nedir? Şemsettin Günaltay anlatıyor rahmetli bir dönem herhalde başbakanlık yaptı Şemsettin Yap, Günaltay evet. diyor ki düşman İstanbul'a geldi halk Eyüp Sultan da kahvehanelerde oturdu ya kalkın mücadele edelim denildiğinde dediler ki evliyaların diyarına düşman ayak basamaz biz mütevekkil insanlarız dedi böyle bir tevekkül olur mu evliyaların diyarına düşman ayak basamaz bu nasıl bir laftır bizim görevimiz nedir? Burayı toparlıyorum. Buyurun lütfen. Gözüme bakıyorsunuz. Vakit darala, evet, daraldı adımla, herhalde. Lütfen, Efendim lütfen hocam, buyurun. şimdi sorun şu. Biz ölecek miyiz? Muhterem hocam söyledi. Evet öleceğiz. Adım gibi eminim öleceğiz. Yüzde yüz öleceğiz. Hatta adımızdan daha çok tamam, eminim. Öleceğiz. Peki bizim görevimiz nedir? Ölmemek için çare aramaktır. Hastaysan doktora gideceksin. Bu gibi hastalığa yakandıysan yakalandıysan tedbir alacaksın. Ya da yüzme bilmiyorsan denize gitmeyeceksin. İçkiliyken arabaya binmeyeceksin. Yani ölmek kaderde var diyerek bu takdire tedbirsizlik takdir olur mu öyle şey? Senin görevin şudur. Ölmemek için çare aramaktır. Ama en netice, en nihaye nedir? Öleceksin. Bir şey daha söyleyeyim. Kıyamet kopacak mıdır sayın hocam? Tabii ki. Tabii kopacak. Ne zaman kopacak? Vallahi bilmiyorum. Biraz şey, tokat usulüyle konuşuyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani kıyametin ne zaman kopacağını ben ne bileyim kardeşim? Cenab-ı Allah'ın elindeki bir şey. Benim görevim değil ki. Peki senin görevin nedir Sayın Hocam? Benim görevim şu. Kıyamet kopturacak işler yapmamaktır. Kıyamet kopturacak işlemlerde, davranışlarda bulunmamaktır. Tedbir, önce tedbir sonra tevekkül. Nebevi bir e, emir, e, tavsiye bile değil bir emir aslında. Peki o zaman maddi ve manevi her iki açıdan da baktığımızda bu musibete ya da musibetlere karşı genel olarak ne tür tedbirler alacağız nasıl tedbir alacağız teşekkür ediyorum. Ee, aradan önce bir iki cümleyle ben hocama Buyurun e, buyurun hocam lütfen. sohbet ediyoruz. E, katkı demeyeyim de ilave olmuş olsun. Buyurun. Şimdi e, Mahir İz hocadan da bahsettiler. Bir kere tedbirsiz tevekkül Allah'ı imtihan etmek demektir. Evet. Hani hocam Meryem suresinden bahsetti. Hı hı. Ee, şeyde Eriha'da bir Cebelü Tecrübe vardır. Gidenler bilir. Evet hocam. Cebelü Tecrübe'de orada bir dağda işte anlatıldığına göre e, şeytanla Hazreti İsa'nın bir diyaloğu olur. Eğer sen peygambersen kendini at da Allah seni tutsun hı. der. Hazreti İsa de der ki Allah kulunu imtihan eder. Kul Allah'ı imtihan etmez der. Amin. Binaenaleyh yani tedbirsiz tevekkül Allah'ı imtihandır. Allah hani hepimizin bildiği gibi hocam e, tasavvufçu o daha iyi bilir. E, İbrahim Ethem'e soruyorlar senin inandığın Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi? Geçirir diyor. Nasıl geçirir? İsterse deveyi iğnenin deliğinden geçecek kadar küçük yaratır geçirir. İsterse iğnenin deliğini deve geçecek kadar büyük yaratır geçirir. Ama benim inandığım Allah ne deveyi küçültür <laughs> ne iğneyi büyütür yine geçirir. İmanda delil aranmaz. Evet. Fakat Allah Teala hiçbir şey yapmadan beni korur mu? Yine korur mu? o mucize olur. İmansızlar o arada helak olur. Allah Hani Allah diyor Allah. ya Enzil aleyna meedete min indirebilir misin ya Rabb? İndiririm ama eğer inanmazlarsa öyle bir azap ederim ki Yoksa beni imtihan etme. Hazreti Efendimiz'e de öyle. Mekke'de akıtsın bakalım dereleri senin inandığın Allah. Bahçelere çevirsin. Çeviririm diyor. Ama ondan sonra iman etmezlerse Mekke'de bir tane kafir bırakmam diyor. Evet helak olurlar. Ha, onu da yapar Allah. Tedbirsiz de tevekkül kurtarır ama ona herkes dayanamaz. Bu Biz Allah'ı imtihan edemeyiz. İkincisi e, Yahudinin bir tanesi dinden çıkmaya karar vermiş kendi dininden. Hı hı. Neden? Diyor ki hani tedbir ve tevekkülle alakalı. 25 yıldır Allah'a yalvarıyorum. Büyük ikramiye bana çıksın diye ama çıkmıyor diyor. Evet. Allah beni sevmiyor, dinlemiyor. Çıkacağım bu dinden diyor. Hahamı çağırıyorlar. Haham işte anlatıyor falan. O arada bir ses geliyor Haham'ın kulağına. O saf kula söyle bari bir kere Milli Piyango bileti alsın. 25 yıldır yalvarıyor ama bir kere bile piyango bileti almamış. Krabu. Bilete para vermek istemiyor. Büyük ikramiye bana çıksın diye. Çıkmaz öyle bir ikramiye. Bileti alman gerekiyor. Tabiri caizse. Evet. Şimdi Peki gelelim. affedersiniz yanlış anlayabilirler de milli Bunun, piyango caiz ama. Cahil. Hocam yani, zaten Yahudi'den Yahudi anlattım olduğu ben. için hocam oradan kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Yahudi'den anlattım. Hocam, hocam bu arada ben siz bu soruya cevap verirken, <laughs> bu sorunun da <laughs> e, bu soru için de cevap bulacağını düşündüğüm için soruyum Cihan Nur Gürpınar. Ee, evet. Bu musibetler toplumda oluşan bozulma sonucunda geliyor. Bu bozulma karşısında bunu dert edinen bir Müslümanın bu konudaki mücadelesinin asrımızda nasıl olması ve ne şekilde yürütülmesi evet. gerekir? Yani evet. tedbirlerle bağlantılı olduğu evet. için bu soruyu evet. burada sorayım. Şimdi e, tabii cevap da bunlarla birlikte olacak. Buyurun. Şimdi bir kere bütün afetlerin, musibetlerin gelmesinden önceki tedbirleri biz maddi tedbirler ve manevi tedbirler olarak ikiye ayırıyoruz. Maddi tedbirler nedir? İşte bugün bize ne diyorlar? Bugün bize dediklerini İslam geldiği günden beri diyor. Taharet. Temizlik. temizlik. Değil mi? Yani işte hadesten taharet, necasetten taharet. Bunu öğretiyorlar. Elbisen temiz olsun, dokunduğu yer temiz olsun. Bunu kainatın efendisi 1400 yıl evvel getirdi. İslam da bunu söyledi zaten. Evet. Günde beş defa evinizin önünde bir ırmak olsa, günde beş defa ondan yıkanan bir insanda kir kalır mı dedi. Değil mi? Maddi temizlik malı da temizlemek gerekiyor hatta o da bir musibet zekat malın temizliği canın temizliği dolayısıyla İslam'ın temizlik adına orada koyduğu her şey efendim ve beşeri münasebetlerdeki çizgiler birilerinin zamanında muhabbetlerine meze olan istihzai konular bugün tedbir diye sorgusuz sualsiz kabul edilmeye başlandı. Onu İslam yıllar önce söylemişti. Beşeri münasebetlerde detaya girmek istemiyorum. Şimdi ne oldu? Sen bana dokunma ben sana dokunmayayım. Uzakta dur. Aynı asansöre bilmem ne yapmayalım. İşte konuşmayalım. Görüşmeyelim. Herkes evinde otursun. Yahu ne oluyor? Bunu din söyleseydi bu çağda bu olur mu? Olurdu. Ama bunu Kur'an söyleyince bu çağda olur mu oluyor? Korona söyleyince bu çağda olmuş oluyor. Doğru mu? Heh, demek ki bizim sürprizimiz yok. Binaenaleyh İslamı Efendimizin yaşadığı gibi yaşarsak zaten sistem kendini otomatik olarak koruyor bu maddi. Peki manevi tedbirler nelerdir? Çok önemli. Birkaç ayet. Mesela Enfal suresi 33. Ayet. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: ve ma ka'n Allahu yuğzbahm ve ente fihiim ve ma Allahu ve hum yestagfirun. İki şey varsa musibet gelmez. Nedir onlar ya Rabbi? Bir, sen aralarında yoksun ya Rabbi sünnetin aralarında olacak. Hı hı. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın sünneti yaşanacak arkadaş. Sünnetin yaşanmaması felaketi davet eder. Birincisi budur. Efendimiz Evet beşer olarak hayatın tamamladı ama sünnetiyle yaşayacak. Ne diyor Efendimiz? Durup durup aleyküm bir sünneti ve sünneti hulefair raşidin. Yani hatta azı dişlerinizle yapışın diyor. Böyle olay yeri inceleyen polisler gibi tek tek sünnet kırıntılarına kadar bulmak zorundayız topyekün sünnete itimatsızlık değil, sünnete sımsıkı sarılmak. İkincisi ve ma kana ve İstiğfar eden bir toplum umumi afetlerden kurtarmış olur. Hepimiz kimi biliyoruz? Hazreti Yunus'u biliyoruz. Evet. Değil mi? Hazreti Yunus 37 38 sene irşat yapıyor sonra diyor ki bunlardan bir şey olmaz. Çekiyor gidiyor. Neyse işte efendisinden kaçan bir köle var deniliyor. Denize atılıyor. Fakat o gittikten sonra esas kavminin yaptığı bir şey var. Ne yapıyorlar hocam? Diyorlar ki bu peygamberin vadi haktır. Her ne kadar yüzüne karşı istediğini yapamasak bile görünen o ki bu azap bize gelecek. Peki ne yapalım? İstiğfar edelim. İstiğfar edelim. En hatırlılarımızı bir Kerem Beytullah'a gönderelim. Hemen oraya gönderiyorlar. Orada dua ettiriyorlar ve fakat istiğfar. Beşikteki bebekleri, ahırlardaki hayvanları, bütün herkesi duaya çağırıyor. Fakat duaya çıkmadan evvel birisinin evinin temelinde haksız bir taş varsa o taşı söküyorlar. Samimiyet bu. Tevbe-i nasuh. Ve o tevbeleri o azabı durduruyor. Onun için tevbe istiğfar azapları durdurur. En büyük tedbir duadır. Az önce söyledik. Dua ediyoruz. Birileri tekrar yine söylüyorum. Muhabbetlerine meze yapabilir duaları. Onu Efendimiz zamanı da yapıyorlar. Birileri şamata yapabilir. Ne diyorlar Kur'an-ı Kerim'de? Efendim ve kâlellezîne keferû lâ tesma'u Efendimiz Kur'an okurken şamata yapıyorlar. Evet, evet, evet. Ne diyorlardı? Bağırın, çağırın, gürültü yapın ki Kur'an kulaklara gitmesin. Allah'ın kelamından okuyorum. Benim kitabımdan yazmıyor bu. Onun kitabında yazıyor. Dolayısıyla biz dua etmek zorundayız. Biz Efendimiz'den öğrenmedik mi? Her gün yatsı namazından sonra dua edeceğiz. Rabbena ve la tuhammilna ma la bi ve'nfu anna ve'rhamna. Biz bu duayı afet çıkınca başlamadık ki. Biz bu dine girdiğimiz doğduğumuzdan beri bu duayı yapıyoruz. Bundan vazgeçmedik. Ondan sonra e, hatta diyoruz ya Rabbi içimizdeki bu sefihler yüzünden. Bizi helak etme. Şunu söylememe izin verin. Buyurun. Beyazıt'tan çok güzel bir şey var. İkinci Beyazıt. Beyazıt veli Fatih'in oğlu. Ne diyor? Dua. Ben ettim. Biz ne yapabiliriz dedik ya tedbir olarak. Ben ettim anı kim bana yaraşır. Sen eyle anı kim sana yarışır yaraşır. Şu gündeki hiç çaresi kalmaya ana çare res Mustafa yaraşır. Evet, Biz kul olarak günahkarız Ya Rabbi. Melekler günah işleyemez. Peygamberler masumdur. Günah işledik bize yaraşır. Affetmek de sana yaraşır evet. deriz ve dua ederiz. Evet sonra da Tedbirlerden sonra tevekkül. Tevekkül geliyor. Evet. Hocam evet. bir izleyici sorusunu hemen sormama müsaade edin lütfen. Sait Edip Aktağ Bey e, bize selamlarını ve sizlere hürmetlerini iletiyor. Teşekkür ederiz. Tedbir takdire tesir edebilir mi? Kader gayrete aşık mıdır diye sormuşlar. Evet çok güzel. Bakın tedbir takdiri değiştirmez ama takdirin nerede başladığını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Evet yani kader çizgisinin Tedbirimizin hangi aşamasında başladığını biz bilmiyoruz. Onun için biz tedbiri alırız. Buna rağmen olumsuz bir sonuç varsa orada da tevekkül ya Rabbi zelike takdirul azizil alim deriz. Ama tedbiri almadığımız sürece hocamızın az önce anlattığı hadis gibi deveyi siz bağlamıyorsunuz. Ondan sonra bunu kaderde geçiştiremez. Yani onu Allah'a fatura edemezsiniz. Size düşeni yap, sonuna kadar yaptıktan sonra olumsuz netice varsa bunlara rağmen kaderin başladığı nokta orasıdır. Tevekkül tedbirden sonraki aşamadır. Tabii ki. Eyvallah. Kesinlikle. Hocam konumuza ilgili ama hemen hızlıca soru vereyim. Muhammed İnce Beyefendi. Hocam koronavirüslü cenazeler yıkanmadan defnedilemez mi? Çünkü yıkayan kişi risk konumunda demişler. Evet. Bir İslam hukukçusu olduğunuz için size evet. yönelteyim soruyu. Şimdi e, cenaze kılmak cenazeyi kılmak Resulullah'ın emri. Hı hı cenazeyi defnetmek Allah'ın emri. Bu normal durumlarda. Evet hocam. Çünkü niye? Ee, Cenab-ı Hak <laughs> minha halaknakum ve fiha <laughs> nu'idukum <laughs> ve, <laughs> ve minha <laughs> muhricukum tarihten ukhra. Tar Oraya mutlaka biz Müslüman olarak gömülmek zorundayız. Bu gömülme oluyor. Doğru mu? Doğrudur. Fakat ne olmuyor? Cenaze. Neden? Çünkü burada zararı amı <laughs> def için zararı has ihtiyar olur. Mecelle kuralı. Hı -hı. Binaenaleyh genele Şamil bir hastalığın önünü almak adına biz dualarımızı ki cenaze namazı dua demektir biliyorsunuz. O duayı bizzat orada olmadan da yaparız. Çünkü Allah'a yapılan dualar yazısız ve pulsuzdur. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Bu arada Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Diyanet İşleri Fetva Başkanlığımızın vardır. fetvaları evet. da var. İzleyicimiz oraya da müracaat edebilir. Bilal Aktaş Bey selam ve hürmetlerini iletmiş hocam. Teşekkür ediyoruz. Bursa'dan Ömer Bursa'dan Ömer hocama selamlar diyor. Ömer hocama bir soru var izleyicimizden. Fatma Hanım bu musibet esnasında okunacak özel bir dua var mı? Ne tavsiye edersiniz demişler hocam. Sonra ben kendi sorumu sorayım. bu musibete özel bir dua var mıdır öyle bir şey? Şüphesiz yani musibetler esnasında bildiğimiz o rutin duaları Söylemekte bir beis yok. Hı -hı. Hocam biraz önce amener resulü diye bildiğimiz dualar var. Rabbena duası var vesaire. Bunları bir söyleyelim. İnna lillahi evet. ve inna ileyhi raciun. Evet. O tabii o, o önemli şey. zaten. Hocam ben burada o zaman şunu sorarak devam edelim. Tevekkül dedi hocam. Tevekkül nasıl anlayacağız? Tevekkül bir başlangıç mı bir son mu? Tevekkül deyince ne anlaması gerekiyor bir müminin? Şimdi efendim tevekkül kelimesi, Bizim tasavvuf ilminde usulü aşere içerisinde geçen ve makam olarak kabul edilen, makam kelimesi kulun kendi dahlini gerektiren hususlar. Hal ise cenab Hak tarafından hibe edilen hediyelerdir. Yani o, gayret gerektiren. Bu e, gayret gerektiren bir husustur ve usulü aşere dediğimiz on temel esasın aşağı yukarı ortalarına denk gelen bir hadisedir. Tevekkül, İslam alimleri ve sufilerin geneli tevekkülün şu tanımında ittifak ediyorlar. Genel kabul görmüş tanımı şudur. Müslümanın yapacağı işlerde zahiri sebeplere dayanıp gerekli tedbirleri aldıktan ve elinden gelen gayreti gösterdikten sonra sebeplere tevessül ettikten sonra bunlara değil Allah'a dayanıp güvenmesidir. Evet. Tevekkülün genel şey manası budur. Gazali merhum 1111 vefatı miladi bu gibi kavramları kalbi kavramları efendim bedene ait değil bir anlamda bunlar kalple ilgili kavramlardır. Kanaat da öyledir. Kanaat bedenin sorunu değil kalbin sorudur, sorunudur kanaat ya da kanaatsizlik. Dolayısıyla tevekkül de öyle rıza da öyle sabır da öyle şükür de öyle ila nihaye. Bunlar bedenin konusu değil. Kalbin. Kalbin konusudur bunlar. Belki, evet. Ve üç merhalede genellikle bu kavramları tanımlar. Birisi bilgi, ikincisi hal, üçüncüsü eylem. Bilgi ne demek? Bir kavramı doğru anlamlandırmanız gerekir. Doğru tanımlanmanız gerekir. Eğer böyle yapmazsanız gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersiniz. Takip edenler de zaten otomatik yanlış gider. Dolayısıyla kavramları iyi tanımlamak lazım. Tevekkülün tanımı biraz önceki söylediğim gibidir. Sonra bunu hal haline getirme, halleştir, yani içselleştirmesi lazım. Kişinin ahlakına bunu yansıtması gerekir. Yani moda tabirle sözde değil özde olması gerekir. Üçüncü merhalesi ise bu gibi kavramların bunu eyleme geçir, geçirirse ancak bir mana ifade eder. Bu durumda tevekkül meselenin başlangıcıyla değil sonucuyla alakalı bir konudur. Evet. başlangıcı tedbirdir bu sonuçtur. Keza biraz önce dediğim gibi tevekkül kök itibariyle de zaten kelime itibariyle de tefaull babı dediğimiz efendim vekil, müvekkil, vekalet kavramlarıyla da bir alakası var. Yani siz müvekkil olarak vekilinize güvenmek zorundasınız yoksa vekil müvekkil bir, bir, anlam ifade etmez. Benzetmeme müsaade edin teşbih de hata olmazsa ben eğer berbere güvenmezsem başımı usturanın altına koydurmam koymam. Güvenmem lazım önce itimat etmem lazım. Her şeyden şüphelenilmez o zaman hayat devam etmez. Ben vekilime güveniyorum müvekkil olarak. Ni'mel vekil ve ni'men nasir ve ni'mel mevla olana odur. Vekil, vekille vekalet anlamında. Ama çok önemli bir konu o. Tevekkül asla tembellik değildir. Tekrar ediyorum sevgili izleyiciler, dinleyiciler. Tevekkül asla tembellik değildir. Çalışmaya mani olamaz. Her aklı selim, her kalbi selim mümin ve Müslüman hatta insan bilir ki doğadaki olaylar sebep sonuç yani determinist bir ilişkiye bağlıdır. Sebep ve sonuç ilişkisine bağlıdır. Tevekkül Peygamber Efendimiz'in hali ise ki öyledir. Hı hı. Çalışmak da Peygamber Efendimizin sünnetidir. Ayet ve En leysel il insani illa ma'saa. Kişi ancak çalıştığı vardır. El kasibu Habibullah. Çalışan Allah'ın sevgilisidir. Adına ister tevekkül deyin, ister tedbir deyin, ister temsil deyin. Ne derseniz ister gayret deyin. Bunların her birisi İslam'ın değişmez ilkeleridir aziz kardeşim. Devam ediyorum. Allah bu anlamda ekime, dikime, çalışmaya müsait nimetleri biz kullar için verdi. Ve evet. yeryüzünü imar edenlerin de salih kimseler olduğunu Cenab-ı Hak Kur'an'ında tescil etti. Tembellik nasıl olabilir? Evet. Böyle bir şey olur mu? Bu mümkün değil. İnsanın doğasına da, fıtratına da aykırıdır. Kunan Bey'e diye bir şair var. Kazak şair. Hı hı. Gittim onun kendisini ziyaret edemedim. Yıllar önce vefat ettiği için en azından heykelini bari ziyaret edeyim dedim. <laughs> bunu okumuştum. Şiir kitabını. Gittim orada bir elham okudum. Bir fatiha okudum. Bu adam diyor ki bu zat kulluğun kemale ermesi evliyaullahla birlikte olursa bir tasavvuf hocası olarak söylüyorum. Bana kızarlar ama kızsınlar. Önemli değil. Bütün insanlar terki dünya edip hu diyerek bir kenara çekilirse o zaman dünya yıkılır. Böyle olursa mala kim bakacak? Düşmanı kim bertaraf edecek? Değil mi efendim? Yurdu kim savunacak? Kim hattı müdafaa sat müdafaa edecek? Elbiseyi kim dikecek? Tarlayı kim sürecek? Hububatı kim ekecek? Onun için huzurunuzda çiftçilerin ellerinden öpüyorum. Allah onların mallarını, ürünlerini bereketli eylesin. Ya onlar ekmezse biz ne yiyeceğiz akademisyenler olarak? Yani para yenir mi? Neticede çalışmak ibadettir dediğimiz şey budur. Bir kenara çekilip tembel tembel oturmak ve hocamın dediği gibi bunun faturasını Allah'a çıkarmak olur mu efendim? Cenab-ı Hakk'a Hazreti Ömer, Halife-i Müslümin, Adil Ömer camiye geldi bir grup oturuyor caminin köşesinde. Ne yapıyorsunuz dedi biz mütevekkil insanlarız dedi. Dedi ki siz bu halinizde boş boş oturarak Mütevekkil değilsiniz kardeşim. Siz müteekkil insanlarsınız. Yiyici insanlarsınız. Mütevekkil değil. Yiyici insanlarsınız. Keza Yunus Emre'miz var bizim. Güzel bir ilahisi var. Çalış kazan ye yedir. Bir gönül ele getir derken çalış diyor. Bunu bir sufi söylüyor. Kazan ye afiyet olsun ama bir de yedir diyor. Hele şu günlerde ihaşesini ve ibatesini günlük kazançlarını bil fiil çalışmakla geçiren kardeşlerimize Allah yardım etsin. Evet bu konuda Hayat pek durdu. çok kampanyalar da Efendim, başladı. Yani ne doğrusu güzel. O Cumhurbaşkanımızın da bugün yani doğrusu o. Bir birikintileri yoksa gerçi sosyal devlet elhamdülillah sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil dünyanın her tarafına el uzatmaya çalışıyor. Ama burada kullara bizlere de görev düşüyor. Hatta Ye yedir derken ben biraz daha ileriye gidiyorum. Kıyamette bizi kurtaracak olan beyefendi yediklerimiz değil yedirdiklerimizdir. Terazinin kefesine konacak olan benim İskender kebap yemem değildir. Afiyet olsun. Yedir, yiyin. Yedirmem. Yiyin efendim. Ama bir, bir simidi bir başkasına yedirdiğiniz zaman terazinin kefesinde öbür tarafta sizi kurtaracak olan budur. Eyvallah. Dip tarafından yayınlanmış Ferit Kam'ın Felsefi ve Dini Sohbetler diye çok güzel bir kitabı vardı. Evet, 70'li yıllarda evet. başkanlık yayınladı. Orada bu tevekkül ve çalışma bağlamında evvela hakka tevekkül eyle sonra esbaba tevessül eyle. Matlabın hasıl olursa şükreyle şayet olmazsa tahammül eyle diyor. Ya tam güzel bir filozoftan tam Müslümanca gayet güzel Müslüman bir filozoftan ne kadar güzel bir tevekkül tanımıdır. Biraz daha beriye bir gelelim. Mehmet Akif Ersoy'umuz, rahmetli şairimiz, milli şairimiz. Allah yattığı yeri nur etsin. Değil mi efendim? Amin. O da ne diyor? Allah'a dayan. Sa'ye sarıl. Hikmeti. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Ben biraz daha ben bana kızarlarsa kızsınlar. Ben oradaki hikmet kelimesinin sevgili hocam hükmüne razı ol kanaatindeyim. Osmanlıca hikmetle hük, hükmüne kelimesinin yazılış şeklinde... Allahu alem. Hikmet buraya uymuyor. Hikmetle bir alakası yok. Konteksti yok. Allah'a dayan, saye sarıl hükmüne râhim ol. Hocam biz fıkıhta onun hikmeti ha. sünnet diye anlıyoruz. O zaman kurtuluyor. <laughs> Neyse. Yani biraz hüküm kelimesi de makul. Sözlerimi evet. toplayayım. Biz efendim müminler ve Müslümanlar olarak duayı hem kavli hem de fiili yapan bir inancın müntesipleriyiz, mensuplarıyız. Önce fiili dua yapılacaktır bunu ben tarlayı ekmeye benzetiyorum. Çiftçi buna rağmen ektiğine güvenmeyecek. Ellerini semaya değil Allah'a kaldıracak. Ya Rabb'i semayı ağlatır, rahmet indirirsen yeryüzü ağlayacaktır. Eğer gökyüzü ağlamazsa yeryüzü yeşermeyecektir. Demek ki kişi çiftçi örneğini verdim. Yaptığı tedbirleri evet alacak, ekecek, biçecek her neyse ama buna güvenmeyerek buna rağmen Yine de o minnacık ellerini Cenab-ı Hakk'a açarak, yalvararak, acziyetini itiraf edecek ve Cenab-ı Hak da merhametiyle muamele edecek. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam bir izleyici sorusu, kısaca cevaplamanızı itiraf edeceğim. Devletimizin aldığı tedbirlere uymamak da kul hakkına uymamak sayılır mı? E, Ahmet Korkmaz Bey, Ömer Hocam cevaplayabilir mi demişler. Ahmet Bey herhalde benim... İmam tipten arkadaşımdır Bursa'yım. Zannediyorum Eyvallah, odur. Hocam. Dostlarıma selam ediyorum. Tanıdıklarımıza efendim görev yaptığım yer Zara Eyvallah görev yaptım. yaptığım Buyurun. selam ediyorum. Efendim ne dedi? Tam ee, Devletin aldığı tedbirlere uymamakta kul hakkı sayılmaz mı? Yüzde yüz uymamak kul hakkını ihlal sayılır. Eyvallah. Burada otorite, otorite ne diyorsa alerra sivel kardeşim. Hatta biz deriz ki bize gelen efendim midem ağrıyor şudur budur işte hastalık oruç Ramazan'da insanların midesi daha fazla ağrır nedense. Biz doktor ne diyor kardeşim müftüyü bırak şimdi bunu. Müftü sonu iş. Müftü fetvayı verir zaten kalbinde ona. Önce gideceksin doktor hazık bir doktor işin uzmanı olan bir doktordan önce fetvayı alacaksın. Kardeşim oruç tutma diyorsa... Beni affedin lütfen ara şeyinize girdim sahanıza girdim. Yani niye bunu söyledim ben? hocam Dedi ki devletin otoritesi bunu eğer öneriyorsa bunu ihlal etmek kul hakkı mıdır? Evet kul hakkıdır. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Ahmet hocam izleyici sorumuzla sonrasında kendi soruma geçeyim biz Allah'ın emirlerinden uzaklaştık, bu sebepten bu musibet geldi diye kesin bir ifade kullanmak doğru olur mu? Değilse buradan nasıl bir ders çıkaracağız? Ahmet Loğlu Beyefendi sormuşlar. Evet, şimdi e, Allah'ın emirlerinden hepimiz mi uzaklaştığınca böyle oluyor? Evet. Yoksa bir kısmı uzaklaşınca Allah Teala mümin için rahmet, kafir için azap mahiyetinde bir imtihana mı tabi tutuyor? Bunu anlattık. Evet. Dolayısıyla e, azaba ya da fitneye düçar olanların hepsi Allah'a itaatsizlik etmiş değil. Evet. Bu bir gerçek. Ama yoldan çıkanlar yok mu? E, ayette öyle. Birçok ayet var böyle. Yani kendi elimizle, elinizle yaptığınız şeylerdir bu başınıza gelen musibetin sebepleri. Peki çıkan, hocam bu hiç kendi elinizle kazandıklarınız olmaksızın Allah dilerse bir imtihan da yapamaz mı? Yapar. Yapar. Ama öyle dilerse yaparı Kur'an-ı Kerim'de <laughs> pek görmüyoruz. Hı hı. Evet. Daha çok kendi sebebinizle biz bunu yapıyoruz. Çünkü üme <laughs> Allahu Allah azap etmez. Allah onu yapmaz diyor. Durduk yere bir beşer bunu yapıyor. Allah da karşılığında bir, ne yapıyor? E, Tekdir ediyor tabiri caizse. Eğitim amaçlı. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Evet. E, i̇zleyici sorularımızdan var. Yine birazdan e, programın vakti içerisinde sormaya gayret edeceğim. Evet. Hocam sabır konusunu başlığını açalım istiyorum burada. E, sabır nedir? Çaresizlik midir sabır? Ya da e, modern tabirle pasif bir direniş midir? Sabrın öncesiyle sonrasıyla e, sabrı bize tarif edebilir evet. misiniz lütfen? Evet, şimdi sabır çaresizlik olsa idi Allah'ın isimlerinden biri sabur olmazdı. Evet. Değil mi? Es sabur değil. Allah es-Sabur'dur. Çaresiz midir? Aşağı. Dolayısıyla sabır çaresizlik demek değildir. Evet. Nedir? Böyle çok güzel tanımlar yapılmış. Buyurun lütfen. Mesela sabır başımıza gelen şeye karşı tepki göstermeyi engellemektir. Sabır, içimizden geçeni dışa vurmayıp içimizde hapsetmektir. Sabır nedir? Nebevi bir özelliktir. Yani Allah Teala'nın kullarına verdiği en büyük lütuflardan bir tanesi sabır, sabır. en büyük afetlerden bir tanesi de sabırsızlıktır. Çünkü imanın yarısı sabır. Yarısı şükürdür diyorlar. Ehli tasavvuf da bunu söylüyor. Evet. Haddim olmuyor ben bunu söylemiş oldum. Şimdi dolayısıyla sabır çaresizlik değildir. Ama sabır yapacak hiçbir şeyin yok. Mecburen sabır da değildir. Bile isteye yani, ısrarla. Yani tükenmişlik zaten başka çaresi yok ki. <laughs> Bu da sabır değildir. Yapabilecek bir şeylerin varsa musibetin kimden geldiğini biliyorsanız ona gülümseyip geçmek gibi. Yani o zaman tedbir, tevekkül ve sabır bir arada değerlendirilir. Zaten tevekkül aşaması sabırla yürüten bir aşamadır. Hı, hı. Bu Böyledir. Yani Allah Teala direkt efendimize şöyle buyuruyor. Fasbir kema sabara ulul azm miner rusul. Ulul azm yani o büyük peygamberlerden o kararlılık göstermiş peygamberler gibi sen de sabredeceksin ya Muhammed. Kimler bunlar? Nuh'un sabrı değil mi? Evet. Yani nasıl bir sabır? 950 yıl. 950 yıl irşad ediyorsunuz. Bir avuç inanana. Ya hanımınız inanmıyor. Ya. Evet. 950 yıl hani diyorlar ya Nuh diyor peygamber demiyor. Kabul etmiyor ya. Hanımı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Sabıra bakın. Eyüp peygamber var. Mesela ve oğlunu değil mi? Nuh'un oğlu oğlu yani Kenan diye bilen. Saavi ilacebel beni korur yansın Yemen'e ya işte evladım la asmale ya yani kur, kurtuluş yok. Ona sabrediyor. ediyor. Hazreti Nuh'u e, peygamberler bakın çok, çok dayak attılar. Peygamber çok dövdüler Hazreti Nuh'u. Hapse attılar. Neler neler. O kadar bir musibeti var ki en son dedi ki Allah'ı bırak ne olacak? Artık çağırma insanları. Git gemi. ağaç dik, gemi yap. Bu sefer geldiler. Niye çağırmıyorsun bizi? Ne oldu? Vaz mı geçtin? Yoruldun mu? İşte Allah Teala peygamberleri ümmetleriyle imtihan ediyor. peygamberlerin ahlakıdır sabır. Evet yani mesela işte Ulul Azim derken Hazreti İbrahim'in sabrı şimdi. Evet. Değil mi? Yani Yüz yaşında oğlunuz olacak. yüz sene yalvaracaksınız. yüz yaşında bir oğlunuz olacak. Cenab-ı Hak diyecek ki: "Kurban et." Ateşe atılacaksınız. Cebrail'i araya sokmayacaksınız. İşte belki şey var. sabır ve namazla Allah'tan yardım. Onu evet hocama sormak istiyorum. Mesela şimdi biliyorsunuz bir afet oluyor Mısır'dan, şeyden, Filistin'den Mısır'a gidiyor Hazreti İbrahim. Mısır'a girişte hanımı Sare'ye hemen derdest ediyorlar ve Firavun Hazreti Sare'ye göz koyuyor tabiri caizse. Hazreti İbrahim işte ve sa'inu bis sabri ve sala. Orada namaz ve sabırla o belayı atlatıyor. Gerçekten atlatıyor. Aynı şekilde Hazreti Musa'nın sabrı. Değil mi? Yani denizi yarıyorsunuz. Hadi geçin. Geçmeyiz. Niye? Ya kapanırsa? metin verdiği. Allah te Teala bu denizi yardıysa siz geçin diye yardı. Bu kapanır mı? Olmaz. Çamurlu geçemeyiz. Hadi bir de saç kurutma makinesi gibi rüzgar. Ondan sonra çamuru kuruttu. Olmaz. Önce Harun geçsin. sonra peşinden bulsun. İşte şu. Bu bu da bir sabır. Peki Hazreti İsa'nın sabrı ne yapacaksınız? İsa peygamber olarak geleceksiniz. Hayata başlarken babasız başlayacaksınız bir kere bunu anlatmakla bir ömür geçiyor insanlara. Evet. Nereden baş anlatmaya? Nasıl bir sabır? Nasıl bir fakirlik? Efendimize diyor ki böyle bir sabır. Peki nedir sabır dediğimiz gibi? Sabır çaresizlik değil. Sabır belanın haktan geldiğinin farkına varıp ne yapmaktır? Birileriyle paylaşmamaktır. Sabır Allah'tan gelene ya Rabbi sen olmasaydın kimse bunu bana yapamazdı demek ki bu senin muradındır diye ona üstü yani kabul. Pasif edin. bir tavır değil, ya aktif. Asla. Aktif, değil, değil mi? De. Allah Teala sabursa bu çaresizlik demek değil. Eyvallah demektir. hocam, teşekkür ediyorum. Yani teşekkür hocam teşekkür programımızda tabii zamanda ilerliyor. Hemen Ömer hocama şu soruyu sorayım. Hocam, e, hocam vesta'inu bis sabri ve salah. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileğini ayetini okudu. Bu ayeti nasıl anlayacağız? Sabır ve namazla Allah'tan yardım dilemek ayetini. Pek çok kavram var iken bu ayetin içerisinde sabır ve namazın yan yana zikredilmesinin kanaatimce şöyle bir ilintisi ve ilişkisi var. Sabır biraz önce hocamın dediği gibi kişinin benliğini, iradesini takviye eden bir haldir, bir niteliktir. Dolayısıyla kişi sabır sayesinde yatay düzlemdeki diğer insanlarla olan ilişkisini sabırla takviye eder. Yani sabır bir göstergedir. Kiminle kim arasında? İnsanla insan arasında yatay düzlem. Bir de bunun dikey düzlemi var. Onu Allah'la olan irtibatını da aynen nasıl ki bu mukavemeti, bu kuvvet ve kudreti beşeri ilişkilerde sabır takviye ediyorsa hı hı. aynı güç ve kuvveti ve sağlamlığı kişi namaz kıldığı takdirle takdirde Cenabı Allah ile olan irtibatını kuvvetlendirir. O nedenle kanaatim odur ki namaz ve sabırla yardım dileyin ve burada bir dua var tabi. Burada kişinin mutlaka ne kadar güçlü kuvvetli olursa olsun her açıdan söylüyorum ama yine de aciz bir varlık olduğunu bilerek dua etmesi lazım. Bir grip hastalığında insanlar doktora giderler gitmeli şifa için şüphesiz efendim ilaç alacaklar. Ama buna rağmen Anadolu halkı karşılaştığı birisine nereden geliyorsun? Doktordan geliyorum dediği zaman Allah şifa versin derler. Evet. Allah sana şifa versin. Allah'ın bir şafi ismi var. 99 isminden birisi de şafidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak daima kullarına merhametle muamele eder. Eğer kişi kendisini bir egoist, kibirli bir varlık, enaniyet sahibi bir varlık benden büyük yok derse o zaman şımarır. Taşkınlık yapar. Daha ileri gideyim azgınlık yapar. Ayet var mı hocam? Var. Ve enleyseleni ayet nedir? İnnel insane leyetga enrahu tagna. Kişi kendisini müstagni addederse o zaman sapıtır. Onun için Yunus'un güzel bir sözü var. Yunus bizim sermayemiz. Allah kendisinden razı olsun. O olmasa cami kürsülerinden ne anlatacağız bilmiyorum. Ayet söylüyoruz, hadis söylüyoruz ama mutlaka hocalar bir Yunus'a gitmek zorunda kalırlar. Efendim bir Mevlana'ya giderler. Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim? İşte buyum ben. Yani ne, nedir sonuç? Biraz toprak, biraz da su. Neyinle övünüyorsun? Göz kapakların inip kapmasına, efendim tırnakların uzamasına dahi güç yetiremeyen bir varlıksın. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir fırtına örneği verilir. İşte denizde fırtınaya, fırtınaya tutulan evet. işte insanlar zorda kalınca Yalova ile İstanbul arasındaki o vapurlarda rastlarız bazen. İstanbul öğrenciliğim İstanbul'daydı. Bursa'ya gidip gelirdim. O zaman insanlar daha çok salaten tüncina dediğimiz münciye duasını okurlardı. Yani aşırı derecede bir gerçekten bu durumda hiçbir teknoloji sizin geminizi teskin edecek gücü ve kuvveti yok. Buna biz tehaddi ayetleri diyoruz. Kur'an'ın Mülk Suresinin son ayetidir. Kul erayetüm in ma'ukum Ey şımaran insanlık size meydan okuyorum. Yerin üzerindeki sular sabahleyin kalktığınız zaman derinliklerine inerse hangi güç, kuvvet, teknik, teknoloji size yerin derinliklerinden bu suyu tekrar yukarıya çıkaracaktır. O nedenle İnsanlık Allah'a muhtaçtır, duaya muhtaçtır. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileğinin güncelliğini ben bu manada izah Eyvallah. etmeye çalıştım. Hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi izleyici sorularımızı hızlı hızlı sizlere yöneltip hocam kısa kısa cevaplar istirham edeceğim. Ömer Faruk Akçıalan, Şeyh Galip Hazretleri ne zamandır aklıma takılan bir soruydu tam da konu gelmişken diyor... Tedbirini terk eyle takdir hüdanındır. Sözünü nasıl anlamalıyız? E, Ahmet Hocam buyurun isterseniz. E, o tasavvufi bir soru aslında ama. O Ömer Hocam'ın soru. Ben cevap vereyim Yani Yani e, isim <laughs> belirtilmiş. E, Mutasavvıfların e, cumhuru diyelim buna katılmıyor. Yani evet. mutlaka tedbiri elden bırakmamak gerekiyor diyor. Ama bazıları Hasan el-Basri'ye de atfederek bazıları tedbir bile gerek yok doğrudan Takdire takdir. teslim olmak, zühtün âlâ mertebesi diyor ama cumhurun görüşü bu değil. Eyvallah en hocam. Tasavvuf itibariyle. Evet. Eyvallah hocam. Ee, Fatma Hanım, Fatma Can, Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir salgın vakası yaşanmış mıdır? Yaşandıysa bize yol gösterecek ne tür önlemler alınmıştır? Bu nokta programın başında efendim işlemiştik. Uzunca hocalarımız anlattılar. Ee, eğer başına yetişemediyseniz kaydından izlemenizi istirham edeceğiz. Ee, Ömer hocam bu soruyu da size yöneteyim. Ee, i̇zleyicilerimiz e, selamlarını, hürmetlerini iletiyorlar. Mustafa Çapoğlu "Her şeyi devletten beklemek tevekkül müdür?" demişler. Hayır, her şey yani kişi evet. kul olarak yani bırakın bir vatandaş olmayı. Biz kul <laughs> açısından olaylara bakıyoruz. Kul kendi üzerine düşen irade-i sorumluluğu ve mükellef olmasının ve akıl sahibi olmasının normal gereği olarak kişi kendisine düşeni yapmak zorundadır. Şu herkes kendinden evet, sorumlu evet. bu manada. Mustafa Mani... Çapol benim arkadaşımdır. Buradan selam söyleyelim. Eyvallah hocam. Tabii sadece ile bu iş yetinilmez. tabii ki. Çünkü bilen bildiğini yapmakla mükelleftir. Eyvallah. Ee, Suat Karakoç Manisa'dan küresel bir salgında İslamiyet'e düşman olanlara, ehli kitaba ve dinsizlere bir Müslüman olarak şifa bulmaları için dua edilir mi? Onlar hakkında ne dilemeliyiz ya da ne söylemeli, ne düşünmeliyiz demişler. Buyur Allah mı? ıslah etsin diyelim. Yani <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rahmeti <laughs> geniştir. Evet. Dinimiz evrenseldir. Allahu Teala inana da inanmayana da nefes veriyor, can veriyor, ekmek veriyor. Onları kul olarak layık görmüş, yaratmış. O Yunus'un sözü yine burada. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Gerçi bu biraz mezhebi geniş gibi kabul ederek bize itiraz o edenler ayrı bir olur bir ama hocam. o şimdi onun detayına girmeye evet. gerek yok. Cenab-ı Hak İslam alemini ve tüm insanlık alemini bu felaketten muhafaza eylesin. Neticede gözyaşının rengi farklı değil. Çinli de aynı şeyi ağlıyor, aynı renkte ağlıyor. Gerçekten Alman da, Türk de. Müslüman'da. Yani şöyle diyebiliriz hocam belki. Allah önce bir hidayet ve yani bu bir Amin. şifa versin, sonra da hidayetini evet. versin inşallah. Evet. Ne kadar çok insanı cennete toplarsak o kadar güzel. Cennet birlikte güzel olacak inşallah. Ayşe Serra Kara Hanımefendi uzun bir mesaj yazmışlar. Teşekkür ediyoruz ama programımızın vakti yetmiyor. İmtihan olmadan sabır dilemek doğru mudur? Bu dileyiş imtihana bir çağrı olur mu demişler. Hocam bu soruyu size sormuş olayım evet, ve evet. bu soruyla beraber de iki dakika içerisinde son cümlelerinizi alayım lütfen. Şimdi sen. sabır dilenmez <laughs> e, çünkü sabır dile istemek yani Allah'ın bana sabır ver demek musibeti, musibeti çağırmak, demek. çağırmak demektir. Dolayısıyla durduk yere sabır istenmez Allah'tan. Allah'tan afiyet istenir. Eyvallah hocam. Doğrusu budur. Evet. Son cümlelerinizi alayım hocam. Şimdi şunu söyleyeyim ben madde madde. Her şeye sabır değil. Haramlardan uzak durmak için, din emirlerini yerine getirmek için sabır farz. Mekruh olan şeylerden uzak kalmak adına sabır mendup. Can, mal, namusa karşı saldırı halinde gereksiz yere açlık ve susuzluk çekmek gibi durumlarda sabır haramdır. Her yerde sabır gösterilmez. Anlatabildim mi? Bu da evet, önemli. Hocam. Bedenimize zarar verecek derecedeki acılara katlanma şeklindeki sabır mekruhtur. Dinen yapılması bir sakınca olmayan konularda sabır ise Mübahtır. Eyvallah hocam teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ee, i̇zleyicimiz Esma Hanım, Peygamber Efendimiz sabah ve akşam bir kul üç defa Bismillahirrahmanirrahim derse hiçbir şeyden ona zarar gelmez demişler. Teşekkür ediyoruz katkı için. Hocam son bir iki cümleyle ben e, neticeyi almak istiyorum. Allah'tan razı olmakla ilgili de belki söylemek istedikleriniz Şimdi, olabilir ama çok kısa lütfen. Dar oldu ben şöyle toparlayayım. Buyur, lütfen. İbrahim Hakkı Erzurumi imdadımıza yetişsin tefvizname diye çok Buyurun. güzel tam da buraya uygun. Buraya kitap bürosu var sizin bu önün evet, yanında Hı -hı. bir hanımefendi geldi. Arkadaşlar da tanıdığı için hocam hocam filan deyince siz hoca mısınız dedi. Evet hocayım dedim. O zaman dedi benim dünyada tek varlığım annem vardı. Şurada 500 metre ileride Atatürk hastanesinde şu anda vefat etti. Ne açar kaldım beni teselli edecek bir söz söyle hocaysan dedi bana. Evet hocam. Ya o anda aklıma küllü nefsin zaigatül mevsüm meyleyna on Herkes ölecektir hanımefendi. Anneniz de ölmüştür, rahmetli olmuştur. Allah mekanını cennet etsin. Başınız sağ olsun dedim. Suratı değişmedi. E, yani teselli olmadım dedi ruhen. Evet. O zaman aklıma bu tefvizname geldi. Buyurun hocam. Hemen hızlıca hak şerleri hayreyler. Zannetmek ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tefviz et, rahat bul, sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle, yerincidir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kanaatimi söylüyorum son cümle. Tekkelerde asılı bir levha var. Bunun Farsçası da inniz beguzeret. Bu da geçer yahu. Bu da geçer yahu. Son cümle yahu. bu olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam ve Ömer Hocam e, programa katkılarınız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Şeref verdiniz. İzleyicilerimizden Çetin Uçar ve Bedrettin Berkli e, yine katkı sunmuşlar ama programın süresini doldurmuş olduk efendim. Farklı bakıştan bugünlük bu kadar. Rabbim inşallah bu programda konuştuğumuz sabır, tedbir, tevekkül, rıza gibi bütün bu konularda mümince bir tavırla hocamızın Ömer Hocam'ın ifade ettiği gibi içselleştirerek bu musibeti de beraberce atlatmayı ve nice hayırların, lütuf kapılarının bize bu musibet vesilesiyle açılmasını ihsan eylesin diye dua ederek Farklı Bakış'ı bugün burada kapatıyoruz. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın efendim, hayırlı geceler.